Ve efendim hasret bitiyor. Beklenen cumartesi geldi. TRT1'in izleyicileri ekrana kilitleyen dizisi Gönül Dağ bu akşam 4. sezonuna merhaba diyecek. Birazdan yayınlanacak yeni bölüm öncesi Eskişehir Sivrihisar'daki dizinin setinde de büyük bir heyecan var. Şimdi kameralarımızı o noktaya Sivrihisar'a çevirelim. Muhabir arkadaşımız Nuriye Yardımcı Gönül Dağ dizisinin sevilen oyuncularıyla birlikte vakit kaybetmeden sözü hemen Nuriye'ye ve dizinin kıymetli oyuncularına bırakalım. Nuriye, herkese selam edelim ve sözü sana bırakalım. İyi akşamlar. Bir TRT1 efsanesi Gönül Dağ dizisinin setindeyiz. Oyuncular yanımızda. Burada çok güzel bir atmosfer var. Sadece dakikalar sonra hasret sona erecek ve dizi 4. sezonuyla yeni bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak. Peki bu sezon neler olacak? Oyuncularımızdan dinleyeceğiz. Hemen kendilerine dönüyorum. Evet, 4. sezon hayırlı olsun. Tarihi bir yerdeyiz. Sivrihisar'dayız. Çok doğal bir ortam. Aynı zamanda vatandaşların ilgisi de çok güzel. Sizce nedir bunun sırrı, bu kadar çok sevilmenin? Yani zaten 4. sezona başlıyor olmamızın nedeni herhalde bu kadar çok seviliyor olmamız. Öncelikle hayırlı olsun. 104. bölümümüz yayınlanacak bu akşam. Yani gerçekten de kolay bir iş değil 4. seneye giriyor olmak ve geçen sezonu da başarıyla kapatmak. O yüzden hem oyuncu arkadaşlarımıza, hem kanalımıza, hem yapımcımıza, hem senaristlerimize, ekibimize hayırlı sezonlar diliyorum. İnşallah kazası belası çok güzel bir sezon geçiririz. Evet. Yani dediğiniz gibi çok güzel atmosfer var. Yani bir sürü de seyirci gelmiş bizi görmeye, sağ olsunlar. Yani biz çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Herhalde bu güzel karşılığı da alıyoruz. Evet, işte siz Taner karakterini canlandırıyorsunuz. Ve fragmanlarda da aslında biz zaman aşımı gördük. O, evet. Peki nasıl bir Taner göreceğiz bu sezon? Daha bir olgunlaşacak mı acaba? Dileğin acısını biraz daha mı unutacak? Yani dediğiniz gibi bir zaman aşım var. 6 senelik bir zaman geçişi var. Doğal olarak tabii yani 6 senelik zaman geçişinde illaki farklı bir Taner izleyeceğiz. Ama ben de merakla bekliyorum açıkçası. Çünkü yani hikayede karakterin yolculuğu nereye gidecek ben de merak ediyorum. Beni de heyecanlandırıyor. Aslında bu zaman aşımı ve bu yeni hikayenin yani bu şekilde açılması bana da böyle yeni bir işe tekrar başlamış motivasyonu sağladı. O yüzden ben de merakla bekliyorum açıkçası ya. Nereye gelecek diye. Teşekkür ediyoruz. Evet, Cihat Süvarioğlu'yla devam ediyoruz. Ramazan karakteri. İçimizden birisi aslında. Aynı zamanda neşeli, biraz da şeytan tüyü var. Acaba sette de böyle misiniz? Nasıl geçiyor bizde? Valla sette yani buna ben cevap vermeyeyim. Arkadaşlarım hani söylesin ama ben daha sette yani duruma göre değişiyor aslında yani. O anki motivasyonuma bağlı. Size soralım. Bana. Nazar'a sorun, daha iyi olur. Yani benim kendim cevaplamam. Yani Cihat, yani Cihat gibi aynı. Gördüğümüz Ramazan gibi de değil tabii ki ama yine komik. Yine tatlı böyle, sevecen. Sağolsunlar. Bir arkadaşımız yani. Peki nasıl geçti, nasıl geçiyor günler? Vallahi yani işte hani Berk'in de dediği gibi zaten bu atmosferden anlaşılıyor yani 3 sene. İlgi de çok fazla. Aynen, yani çok mutlu oluyoruz tabii, çok teşekkür ederiz herkese. onun için yani 4. sezonda aynı şekilde böyle devam edecek inşallah. Yani o burada en önemli şey hikaye yani. Hikaye gerçekten bir şekilde bunu sürdürebiliyorlar. Yani senaristlerimiz çok iyi yazıyor bence. Yani bu işin de en büyük etkilerinden biri onlar. Yani bir de böyle bir oyuncu kadrosu bence. Onun için ben çok mutluyum. Gene bu senede heyecanlıyız yani. Yani yeni bir motivasyon oldu hakikaten bu zaman aşım meselesi de. Evet. Onun için biz de merakla bekliyoruz yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Zaten o doğallığınız da ekrana yansıyor. Evet, Semih Ertürk'le devam ediyoruz. Üç amcaoğlundan Veysel karakterini canlandırıyorsunuz. Bu sezonda mı fevrisiniz? 6 sene geçti. Yani biraz olgunluk gelmiştir muhtemelen. Çok ama yani yine evet fevri olacaktır Veysel diye düşünüyorum, sağ olsun. Ama bir tık yani o zaman aşımı yüzünden bir tık daha tabii çocuklar büyüdü artık, işler ciddileşti. Herhalde bir tık daha olgun olur diye düşünüyorum. Evet, Nazlı Pınar Kaya, siz de aslında çok mutlu, hep pozitif bakan taraftasınız. Acaba normal yaşantınızda da bu karakter size bir ilham veriyor mu? Yani
Yani açıkçası yani ilham verdiği yer galiba zorluklar karşısında güçlü durabilmek. Ne yaşarsa yaşasın bir şekilde ayaklarının üzerinde durabilmesi, ailesinin yanında olabilmesi. O kısmı bana ilham veriyor gerçekten. Arkadaşlarım gibi aynı şeyi söyleyeceğim ama zaman aşımı gerçekten başka bir şekilde hissettirdi hepimize. Farklı bir şey çekecek olmak, farklı bir hikayeyi bekliyor olmak, her senaryoyu aldığımızda farklı bir şeye uyanmak bizim için de çok heyecanlı. Umarım her şey çok güzel olur. Evet, peki sizin nasıl geçiyor günleriniz? Set ortamı nasıl? Ya biz o kadar alıştık ki artık birbirimize. Yani hani sete geliyor gibi değil de gerçekten eve geliyor gibi hissediyoruz. Hani karavana girdiğimizde hani bir problem yaşamamak, keyif almak. Bir de oynadığınız şeyi artık seviyorsun, bir de sevmekten öte artık o kadar bağlandık ki hepimiz karakterlerimize. Çok iyi bildiğin bir şeyin içinde olmak iyi hissettiriyor gerçekten. Peki Cemile karakterinde neler göreceğiz? Valla ben de bilmiyorum yani en az sizin kadar ben de heyecanlıyım. Gerçekten bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, Hazal Çağlar, Asuman dizinin güzel sesli kızı. Aslında ilk sezondan bu yana ekiplesiniz. Acaba siz de sevilen bir karaktersiniz. İzleyicilerin tepkileri nasıl Asuman karakterine? İzleyicilerimizin bence bütün karakterlerimize tepkisi çok pozitif. Asuman'a da aynı şekilde. Türkü söylemesini de seviyorlar. O da benim hoşuma gidiyor. Karakterin bu özelliğini onların da benimsemesi ve sevmesi benim için tabii ki çok önemli. Evet, peki bu kadar sevilen bir dizide rol almak nasıl hissettiriyor size? Yani çok iyi hissettiriyor. Şu an önümüzde bir kalabalık var. 4. sezondayız ve aynı coşkuyla bizi karşılıyorlar. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu coşku bilmiyorum çok fazla işe nasip olmaz diye düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Ekip arkadaşlarımı zaten biz artık dediği gibi Nazlı'nın da iç içeyiz artık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Onlarla beraber olmak, 4. sezona hep beraber yeniden girmek çok güzel bir duygu. Evet, peki Sivrihisar'da olmak? Soru bana nasip oldu. Hadi bakalım. Dünyanın merkezi. Burada unutamadığınız belki bir anınız vardır. Anlatmak, burada, paylaşmak istersiniz. Yani böyle sorunca gerçekten aklımıza bir anda gelmiyor ama burada galiba çok anımız var yani. Yani her şeyi anlatamayacağım tabii ki ama gerçekten çok anımız var. Sivrihisar'a artık biz alıştık. Hani burası da bizim gerçekten evimiz gibi oldu. Çünkü burada işimizi yapıyoruz yani. İşimizin olduğu yerde evimiz. Buraya biz alıştık. O yüzden yani çok bir değişik bir yere gelmiş gibi değilim şu an. Tekrardan eve döndük. Bu kadar. Ben burada kendi memleketimden daha fazla yaşadım. Evet, bu arada gerçekten öyle. Anım oldu yani. Burada. Konyalıydınız değil ben mi? Ben aslen Konyalıyım. Aynen. Evet, Şive de oradan mı geliyor acaba karakterde? Yani orada yaşamadım. Kayseri'de yaşadım. Çok farklı değil gerçi ama. Evet, bir kulak aşinalığı var yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz ben Asuman teşekkür karakterine ederim. De. Ve Melis Sevinç. Merhabalar efendim. Merhabalar. Aslında siz diziye daha sonradan dahil oldunuz Selma Öğretmen karakteriyle. Ama o içtenliğiniz, samimiyetiniz çok sevildi. Peki siz karakterinizde hangi özelliğinizi sevdiniz acaba? Vallahi şöyle zaten diziye baba meselesiyle dahil oldum. Ve işte Selma'nın bazı inanışlarının yıkıldığı, daha sonra bunu tekrardan inşa ettiği ve bir ilişki kurduğu bir yerden girdim. Ve hani Selma'nın en sevdiğim özelliği her zaman doğrularına göre hareket ediyor olması. Ve şey, bu işte baba meselesinde bu doğrular yıkıldı. Çünkü inandığı, bildiği her şey tepe taklak oldu. Ama yine de bunun üstesinden yine geldi. Yine doğru yolunu buldu ve bunun arkasından gitti. Ama bunu yaparken işte Taner ona destek oldu. Ve kim destek olursa zorlu süreçlerde bir insana ister istemez bir bağ kuruluyor. Bu bağ daha sonrasında Selma için aşka evrildi. O yüzden şu an yaşadığı çok büyük bir çatışma var. Doğrularım mı, duygularım mı? Bunu izliyoruz. İzlemeye de devam edeceğiz gibi duruyor. Yani süreç böyle gidiyor benim için şu an. Bravo Melis. Bravo Melis. Ben çok heyecanlıyım ya. İşte bravo. Benim Selma'daki en sevdiğim özellik camdan bakıyor olması. Stalker gibi biraz. Sanki bir durum anlattım. Evet, geliyormuş. Yok. Spoiler vermiyor. Aslında Taner'le de Taner'e olan duyguların çok yoğun. Evet. Ve kimi zaman da izleyici de aslında o aşkı görmek istiyor gibi.
Yani Selma da görmek istiyor. Ya bence Taner Selma ilişkisi çok naif bir yerde. Yani Selma'nın Taner'e olan duyguları, yani gerçekten izlediğimizde de okuduğumuzda da çok naif bir yerde. Yani hem geçmişindeki olan aşka yaşadığı her şeye saygı duyuyor ve saygı duyduğu için de aslında bir şekilde hem dediği gibi kendi içinde mücadele ediyor, hem de uzaktan sevmeye çalışıyor, Taner'i incitmemeye çalışıyor. Yani bir sürü şey yaşıyor. Aslında kolay da bir şey değil ve bence Taner de bunun farkında aslında. Yani Selma çünkü burada ciddi bir çaba gösteriyor aslında. Kesinlikle. O yüzden bence aralarındaki şey çok değerli ve çok kıymetli diye düşünüyorum, evet, ben. Ve acaba Ali de bir bağ oluşturacak mı ki? Göreceğiz. İzleyip göreceğiz. Evet. Evet, kesinlikle öyle. Ferdi Sancar Sefer karakteriyle aslında kasabaya da renk veren simalardasınız. Ve hemen arkada da Süslü Badegül'ü görüyoruz. Evet ya, canım benim, çok seviyorum. Peki bu coğrafyada yer almak nasıl bir duygu sizin için? Ya zor tabii, zor bir coğrafya, şimdi bunu itiraf etmek gerekir ama çok alıştık gerçekten. Bir de biz burada hep beraber çok güzel olduk ya. Aile gibi olduk. Ekibinden, işte bize çay veren kardeşimizden herkes çok tatlı oldu. O yüzden yabancı bir yerde gibi hissetmiyoruz. Hatta buradan biraz kendi adıma söyleyeyim bunu. Bir süre uzak kalınca buraya geldiğimde böyle özlemişim hissediyorum ilk geldiğimde. Sonrasında değişebiliyordum. Ama gayet keyifli geçiyor yani. Peki o dizide de aslında Süslü Badegül'le olan o bağın da çok sevildi. Evet. Yani hep hayatında acaba bu minibüsçülük, yani bunun bir değeri oldu mu? Nasıl yani? Tam anlamadım gerçekten. Yani şöyle söylemek istiyorum. Acaba bir bağ, yani... Olmaz mı? Tabii. Dışında... Olmaz mı? Tabii ki oluyor. Çünkü yani o bir yerde sizin partneriniz de oluyor. Çok evet. Fazla ilgisi var. Az önce yani, geldiler, fotoğraf çekildiler. Evet, evet. Benden isteyen var Badegül'le bizim fotoğrafımızı çeker misin? Çok iyi. O da bir karakter. O yüzden oluyor. O bir partnerin, yani o bir partner, o bir oyuncu benim için. Oyuncu arabalarımızdan birisi, diğer arabalar gibi. Tabii ki bir bağ kurmadan çok çok zor. Peki sizin karakterinizde de bir içe dönüklük göreceğiz mi acaba bu sesle? Vallahi nasip. Yani bilmiyoruz çünkü bize... Biz daha iki bölüm okuduk. Nasip, gerçekten. Yani bilmiyoruz. Vallahi biz yani hiçbirimiz öyle bir değiliz. O taraftan gizleyelim gibi değil de. Gerçekten bir şey bilmiyoruz. Biz de sizlerle birlikte görüyoruz. Evet, Eser Eyüboğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Namı değer Selami Ferses. Evet. Aslında türküler de diziye renk katıyor gerçekten sizin türkülerinizde. Asuman karakterinin türküleri de. Kesinlikle öyle. Evet, kesinlikle öyle. O yüzden sizden de bir türkü rica edeceğiz ki sadece... Evet, bir değişiklik olsun. Bir türkü söyleyeyim mesela. Sadece dakikalar sonra, çünkü Gönül Dağ yeni sezonuyla, ilk bölümüyle ekranlarda olacak. İyi seyirler diliyoruz ama öncesinde türküyle veda edelim. Buyurun. Ne söyleyelim? Hep beraber söylemek ister misin? Başta biz de illa işte eşlik eder misin? Ederiz, ederiz. Alkışlarız. Bu arada herkese iyi seyirler diliyoruz buradan. Evet, gerçekten herkese iyi seyirler. Ayağınıza sağlık. Başta Türkiye başla. Teşekkürler. Ya sağ ol, izin verdiğiniz için. Bir şey söyleyeyim. Yağmurun yeli geldi, derinin seli geldi. Zalim baban vermezse kaçmanın yeri geldi. Hele 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 ise güzel, indiriz hele ise güzel. Çuvalında unu yok, sallanması ne güzel. Hele 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 ise güzel, indiriz hele ise güzel. Çuvalında unu yok, sallanması ne güzel. Bravo! Sağ olun, teşekkürler. Bu taraf çok hakim. Bravo! Teşekkürler.